Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. 6 sezon boyunca milyonları ekranlara kilitleyen ve Türkiye'nin en popüler dizilerinden birisi haline gelen Eto, geçtiğimiz aylarda sezon finaline girmişti. Oktay Kaynarca'nın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanırken milyonları şoke eden bir gelişme yaşandı. Herkes dizinin yeni bölümünü izlemek için salı akşamı ATV ekranlarını açtı. Ama o ekranda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yerine bambaşka bir dizi vardı. Bu durum Edo hayranlarını adeta şoka uğratmıştı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması tüm hayranlarını galeyana getirmişti ve bu durum kısa sürede Türkiye'nin gündemi haline gelmişti. Herkes dizinin neden yayından kaldırıldığını konuşuyordu ama kimse net bir bilgi veremiyordu. Bir süre sonra ortaya bir iddia atıldı. O iddiaya göre yapımcı şirket yayıncı kanaldan oyuncuların ücreti için zaman istemiş, ancak kanal bunu karşılamak istemeyince ortalık karışmış ve aradaki ipler kopmuştu. Ortaya atılan bu iddialar kimine göre doğru, kimine göre yanlıştı. Bu iddiaların tartışması halk arasında sürerken dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak dizinin tamamen bittiğini doğrulamıştı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma, son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın. Oktay Kaynarca'nın bu açıklaması üzerine gözler dizinin oyuncu kadrosunun yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Vallahi Ankara'dan geliyoruz işte. Ben de daha yeri gireceğim. İçeri bakacağız. Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Var ettiğiniz bir karakter Alparslan Çakırbeli karakteri 6 sezona damga vurdu. Ne bitip ne olduğuyla alakalı. Vallahi yorum yok. Biz de bilmiyoruz. Ne olup ne olmadığını. Biz de izliyoruz yani seyirciler gibi. Ben taraf değilim bu işle ilgili. İlk açıklama dizinin Haşmet Façalısı Turgut Tunç Alp'ten gelmiş. Ancak ünlü oyuncu yaptığı açıklamada yürekleri su serpememişti. Eşkıya'dan ayrıldım biliyorsunuz. Evet, yayınlanacak peki? Vallahi bilmiyorum. TRT1 teşkilattayız. Bu sene oradayız. Seneye, ondan sonraki senelere bakacağız artık nasıl, nereye devam edeceğiz. Oradaki ekip arkadaşlarıma ve yapımcı arkadaşlarım hepsi için en iyi, hayırlısı neyse olsun. Turgut Tunç Alp'in bu açıklamasından sonra bir diğer açıklamada dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan gelmişti. Bana sormayın çünkü benim bu konuyla ilgili gerçekten herkes bana soruyor, evet haklısınız ama bu konuyla ilgili cevap verme yetkim ve bilgim yok açıkçası. Ben taraf değilim bu işle ilgili. Bunun cevabını verecek olan ben değilim. Maalesef sizin sorularınızı cevaplayamıyorum. Dizi bitecek veya sizin devam ettiğiniz... Şu anda çekim yok. Çekilmeyeceği doğrultusunda bir bilgiye sahibiz. Oktay Kaynarca da bu açıklamasında dizinin bittiğini doğrulamış ancak neden bittiğine dair bir açıklama yapmamıştı. Bu konu sizinle mi alakalı hani? Hayır estağfurullah, benimle alakalı değil yani. O benimle, bizim oyuncularla ve çalışanlarla ilgili bir şey değil, bu kadarını söylüyorum. Daha sonra gözler dizinin Alparslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'e çevrilmişti. Ancak o da verdiği cevapla soru işaretlerini giderememişti. Var ettiğiniz bir karakter Alparslan Çakırbeyli karakteri 6 sezona damga vurdu. 200. bölüm beklenirken birçok şey yazıldı, çizildi. Neler söyleyeceksiniz? Son durum nedir? Yani gerçekten bilmiyoruz. Söylenecek de çok fazla bir şey yok. Yani bizim bilgimiz dışında gelişen olaylar. Hayırlısı diyelim ya. Hayırlısı. Son olarak Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu diziyle ilgili bir açıklama yapmış ancak onlar da herkes gibi olan bitene seyirci olduklarını dile getirmişti. Sizin bir bilginiz var mı? Ne bitip ne olduğuyla alakalı açıklama yapacak kamu kuruluşları ve yapımcılar var. Biz açıklama yapacak merci değiliz. Ama şunu söyleyebilirim, başından sonuna kadar bu bir ekip çalışmasıydı. Senaryosundan çayı getiren Resulümüze kadar hepimiz bu işe çok büyük emekler verdik. Umut ediyorum da hayatımızda hep güzel olarak böyle kalacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Vallahi yorum yok, biz de bilmiyoruz ne olup ne olmadığını. Biz de izliyoruz yani seyirciler gibi. Bu konuda
yapmak istesek bile bir yorum yapamıyoruz maalesef. Çünkü biz de bilmiyoruz yani. Peki, hayırlısı olsun. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi neden bitti? Kimine göre dizinin bitmesinin nedeni dizide yaşanan siyasi olaylardı. Oktay Bey'le görüştünüz mü? Bununla alakalı hiç konuştunuz mu? Görüşüyoruz da çok konuşmuyoruz, öyle diyelim. Yine başka bir iddiaya göre dizi içinde yaşanan mafya çatışmaları gerçeği çok fazla yansıttığı için bitirilme kararı alınmıştı. Başka bir iddiaya göre oyuncular yapımcı şirketten maaşlarını arttırmasını istemiş ve yapımcı şirket bunu kabul etmediği için kriz çıkmıştı. Bütün bunların hepsi dezenformasyon. Ne kadar haber duyuyorsanız, ne kadar kim ne anlatıyorsa, kim hepsi tıklanma sahtekarlıkları. Birisi sabah kalkıp bir haber üretiyor, birisi de onun altına başka bir şey yazıyor ve bunu haber haline getiriyorlar. Tek amaçları da tıklanmadır. Ortaya atılan iddialar bu yöndeyken sizce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi neden bitti?